Merhaba arkadaşlar. Bugün de biz çağlı pancarı çorbası diyoruz. Tirşik çorbası deniliyor Doğu'da da. Yapacağım. Kışın böyle buzluğa atmıştım yazın ben doğal yaşamdan toplayıp. Çalıların, kayaların dibinde oluyor arkadaşlar. Yazın da tazesini de atarım size. Bunu iyice topladık, getirdik, ayıkladık. Tuzla doğradım, tuzla ovaladım, iyice güzelce suyu 5-6 kere yıkadım. Süzgeçte süzdürdüm. Buzluğuma attım arkadaşlar. Ve böyle bir pişirimlik çorbanın poşetleri ayırdım. Bir su çay bardağı da bulgurumuz var. Birazcık da mayalamak için bu çorbamız bir gün önce de mayalanıyor arkadaşlar. Ekmeğimiz var. Bayağı da ekmeklerden çok az birkaç parça. Eşki sevmiyorsanız daha az parça koyabilirsiniz arkadaşlar. Süzmeyle de güzel oluyor arkadaşlar. Ben ev yapımı yoğurdum vardı. Blenderdan geçirdim. Bir tane de içine yumurta kırdım. Şimdi ocağımızın altını açalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koyalım. Hep karıştıralım arkadaşlar bu çorbamız kesilmesini önlemek için. Bu mayalama işlemi arkadaşlar. Mayalama işlemini böyle karıştıralım. Biraz ılıyınca süt çalmadan daha önceki halde tenceremiz biraz ısınınca altını kapatalım. Yoğurt çalar gibi bez örtelim üzerine. Çok eşki sevmiyorsanız örtmeyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle karıştıralım ılıyınca. Mayalansın. Sürekli karıştıralım arkadaşlar. Bulgur değil de açlık diyoruz biz Çorum'da. Yarma da deniliyor. Ondan koyarsanız asıl olması gereken o açlık koymamız gerekiyor. Ama evimde olmadığı için bulgur koydum ben. Açlıkla daha güzel oluyor. Böyle ılıyana kadar karıştıralım. Hiç bırakmadan. Tenceremizin dışı ısındı arkadaşlar. Elimi dokunabiliyorum. Bırakmayalım. Altını kapatalım. Ve üzerine örterseniz örtün. Çok eşki seviyorsanız üzerine örtebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok eşki sevmiyorsanız üzerine örtmenize gerek yok. Şimdi bunu ağzını kapatalım. Bu pancarla bu çorba olmak zorunda değil arkadaşlar. Ispanakla da yapabilirsiniz. Ispanak koyup böyle ıspanağımızı yıkayıp temizleyip böyle çorba olabilir. Bunu şimdi ertesi gün pişireceğim ben. Mayaladım. Bir de arkadaşlar bu pancar tirşiyi kesinlikle toplarken ya da topladıktan sonra çiğken bu halinde bile yenmez. Kesinlikle yemeyin. Hastanelik olursunuz. Boğazlarını da alıyor insan. Boğazını şişiriyor. Yemeyin. Daha bunu kettle'da su ısıtıp ertesi gün 3-4 su böyle soğulana kadar pişirmem gerekiyor. Yoksa boğazımızı dalar. Kesinlikle bu şekilde bir su kaynatıp pişmez. Ona da dikkat edersek şimdiden anlatayım ben.